Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Cuma-i Şerifiniz mübarek olsun kıymetli müminler. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim gönülden inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Aziz müminler, oruç İslam'ın 5 esasından biridir. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah rızası için yeme içmeden, şehevi arzulardan ve her türlü kötülüklerden uzak durmaktır. Akıllı, bulu çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır. Oruç sadece midemizi aç ve susuz bırakmak değildir. Oruç aklımıza, ruhumuza ve bütün organlarımıza tutturulduğu zaman gerçek anlamına kavuşur. İşte o zaman oruç bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir. Değerli kardeşlerim, aklın orucu Rabbimizin kudretini ve rahmetini tefekkür etmektir. İnsanı değersizleştiren her türlü kötü düşünceden uzak durmaktır. Dünyevi kaygıların, hırs ve ihtirasların esiri olmamaktır. Kalbin orucu Allah ve Resulünün sevgisinin önüne hiçbir sevgiyi geçirmemektir. Kalbi karartan kin, nefret ve haset gibi tüm kötü duygulardan kalbi arındırmaktır. Aziz müminler, dilin orucu yalandan, gıybetten, iftiradan, kötü ve kırıcı sözlerden uzak durmaktır. Hiç kimsenin şahsiyetine, onur ve haysiyetine dil uzatmamaktır. Kulağın orucu ise kötü ve çirkin sözleri dinlememektir. Duyduğu her şeyi araştırmadan doğru kabul etmemektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Yalanı ve işine yalan karıştırmayı terk etmediği sürece oruçlu kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur.
Kardeşlerim, elin orucu harama el uzatmamaktır. Helal olmayan ve hak edilmeyen hiçbir şeyi almamaktır. Elimizi şiddetin değil, şefkatin, yardımlaşma ve paylaşmanın aracı kılmaktır. Ayağın orucu Allah ve Resulünün gösterdiği istikamet üzerine yürümektir. Adımlarımızı her daim hayır ve iyilik yolunda atmaktır. Kardeşlerim, oruç, iftar ve sahur sofralarımızı ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere açmaktır. Dünyanın pek çok yerinde açlık ve susuzluğa mahkum edilen insanları unutmamaktır oruç. Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını yüreğinde hissetmektir oruç. Elimizle, dilimizle ve bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam etmemiz gerekmektedir. Tek bir kuruşumuzla dahi olsa zalim ve hainlere destek çıkmamaktır. Değerli müminler, hutbemi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi ile bitirmek istiyorum. Gönülden inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ibadetine, Ramazan-ı Şerif'i ibadetle geçiren kişinin geçmiş günahları affolunur. Ela inne ahsenel kelami ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema galallahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza kuriel kur'an festemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun esta'inzu billah inned dine indallahil islam.